Kanal Siyasi'nin değerli izleyicileri, bugünkü konuğumuz Türk İş'in Güvenlik İş Sendikası'nın Konya İl Temsilcisi Fatih Çiçek'le beraberiz. Koruma hakkında konuşacağız, sendika hakkında konuşacağız. Bakalım neler anlatacak Fatih Bey, kendisine soracağız. Sayın Fatih Bey, merhaba öncelikle. Merhabalar, saygıdeğer İbrahim Bey. Öncelikle bu imkanı bize verdiğiniz için şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Evet Fatih Bey, sendika hakkında, korumalar hakkında siz de bizzat ilgileniyorsunuz, Konya İl Başkanısınız. Efendim neler diyeceğiz? Evet. Malumunuz en son çıkan torba yasada 6552 sayılı yasada 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan özel güvenlik görevlerine sendikal ve toplu sözleşme hakları getirildi. Bundan dolayı 2011 yılında kurulan sendikamız ivedi bir şekilde Türkiye genelinde şu ana kadar 30 bine yakın üye sayımızla çok büyük kurumlarda yetki aldık. Allah izin verirse de toplu sözleşme sürecine girdik. Tabii bu hususta başta genel merkezimizin çok değerli genel başkanımız Sayın Polat Ankaralı Beyefendi, özel güvenlik mesleğini ayağa kaldırmak için, hak ettiği yere getirmek için çok büyük gayretler gösteriyor. Ben kendisine Konya Şube Başkanlığı olarak temsil etmiş olduğumuz üyelerimiz adına çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet Fatih Bey, sendika her gittiğiniz illerde nasıl karşılanıyor? Korumayla ilgili nasıl karşılanıyor? Sorunlarınız nelerdir? Evet, şimdi malum bu yasa çıkmadan önce özel güvenlik sektöründeki sıkıntılar belliydi. 2004 yılında bu yasa çıktı. 12 yıllık bir süre zarfı içerisinde de malum hiçbir iyileştirme yapılmadı. En son çıkan torba kanundaki iyileştirmelerden sonra biz ivedi bir şekilde 6 kişiyle kurulan sendikamız Türkiye'de genel merkez bazında inanmış insanların olması, bu mesleği ayağa kaldırmak için taşın altına gövdesini koymak için çalışan, davasına inanmış bölge temsilcilerimiz, il temsilci yardımcılarımız, bölge başkanlarımız, üst düzey yöneticilerimiz gerçekten çok büyük gayret gösteriyorlar. Elbette tabii yasa yeni çıktığı için güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşlarımız kanuni haklarını bilmiyorlar. Anayasal hakları nelerdir bilmiyorlar. İşte burada sıkıntı yaşıyoruz ve biz de bunları anlatıyoruz. Çünkü niye? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan bizzat kendiler de söylediler. Anayasal hakkınızı arayan bir işçi kesimi olun dediler. Yani anayasal hakkını aramıyorsa işçi bilmediğinden dolayı da gerek alt işveren, gerek asıl işveren meslektaşlarımıza mobbing, baskı, her türlü sıkıntıyı yaratıyorlar. Ve biz de bu konuda sendika olarak tamamen kanuni hakların bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak oradaki çalışan iş yerindeki arkadaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmemek adına güçlü demokrasi gereği yargıların, yasaların bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak gerek toplu sözleşme masasında yetki alıp oturduğumuz zaman güvenlik görevlisi olarak çalışan o kurumdaki arkadaşlarımızın cebine bir kör kuruşun girmesi için biz o toplu sözleşme masasına kelle koltukta ama başımız dik gireriz. Bizim için emek, bizim için ekmek gerçekten çok kutsaldır. Biz kutsallarımızı asla tartışmayız. Çünkü bizim için sendikacılık bahis işi değil, yürek işidir. Yürek işidir. Biz buna inanıyoruz. Bu işin vebali var. Allah'ın izniyle de şu anda Türkiye genelinde 30 bin üyesi olan bir sendikayız. İlklerin sendikasıyız. Yetki alıp toplu sözleşme yapmış, banka promosyonuna kadar. Doğum yardımı 300 milyon, ölüm yardımı 300 milyon, yakacak yardımı yine aynı şekilde resmi tatilde 1'e 3 mesaisi, ücretli mazeret izinleri, bayram harçlığı, yılda 20 günlük ikramiyesi, silahlı olarak çalışan arkadaşlarımıza silah tazminatı, iş garantisi, kıdem tazminatları, yıllık izin haklarına kadar biz toplu sözleşmede sendikal haklar olarak biz aldık bu hakları. Bunlar devam edecek ama değil mi? Tabii, tamam. Kesinlikle. Çünkü bu haklar anayasal bir haktır. Bizim buradaki sendika olarak yapmış olduğumuz en önemli vurgu da budur. Çünkü ya herkes korkunun esiri olarak çalışan meslektaşlarımıza özellikle buradan altını çizerek söylüyorum. Harran olarak yaşayacak ya da anayasal hakkını almak istiyorsa sendikamıza gelecek, Türkiye'nin en güçlü sendikasına gelecek, üye olacak, bizlere destek verecek. Biz de toplu sözleşme masasına oturduğumuz zaman kamu işverenler sendikasıyla ne hakları varsa onların daha fazlasını almak için gayret göstereceğiz. Sendika faaliyetleriniz nasıl Sayın Başkanım? Şimdi Türkiye genelinde bizim gerek sosyal projeler bazında gerekse diğer projeler bazında çok ciddi çalışmalarımız var. İstanbul İSKİ Belediyesi'nde biz bir örgütlenme çalışması yaptık.
Orada da malum saygıdeğer genel başkanımız, üst düzey yöneticilerimiz çok büyük gayret göstererek Büyükşehir'de yetki aldık. Ve bunlar tamamen Güvenlik İş Sendikası'na özgü bir şey. Biz bu işi önemsiyoruz. Biz bu mesleği gerçekten hak ettiği yere getirmek için gayret gösteriyoruz. Yani meslektaşlarımızın en ufak bir sıkıntısı olduğu zaman ne yapılması gerekiyorsa biz orada yanlarındayız. Biz mazlumdan yanayız, biz mağdurdan yanayız. Güvenlik kanunu olarak nereye bekliyorsunuz? Şimdi dediğim gibi en son çıkan 6552 sayılı yasada malum bize bu haklar getirildi. Yeterli mi? Yeterli olduğunu düşünmüyoruz. En son çıkan işte Üsküdar Adliyesi'ndeki olan olay. Cumhuriyet Savcısı bir şekilde faili meçhule kurban gitti ve oradaki benim meslektaşım, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşım günah keçisi ilan edildi. Böyle bir şey olmamalı. Devlet güçlü bir devlet. Devlet savcısını da korur, devlet polisini de korur, askerini de korur, vatandaşını da korur. Ama en ufak bir fırsatta da benim gerek hastanede bir adli vaka oluyor, nöbet yerinde, görev yerinde, gerek iyi göstereceğiz bu hususta. Çalışmalarınız bu şekilde devam edecek diyorsunuz. Evet. Peki efendim, son sorunuz var. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Neler diyeceksiniz? Şimdi biz her zaman haktan yanayız. Bunu özellikle bir vurgulayalım. Zalimin karşısındayız, mazlumun yanındayız. Hiçbir zaman zalimin yanında da saf tutmayız. Biz gerek alt işverenden, gerek asıl işverenden kanunlar çerçevesinde orada çalışan işçi arkadaşlarımıza adaletli bir şekilde davranmaları hususunda hiçbir haksızlığa göz yummadan biz her zaman emekçimizin yanındayız. Çünkü devlet bir yasayı çıkardıysa bu yasanın arkasında da durmak devletin asli görevidir. Çünkü sendikalık anayasanın 51. maddesine göre anayasal bir haktır. Bu haktan dolayı da kimse bizi engelleyemez. Tabii malum bazı iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımız sıkıntılarını bize iletiyor. İşte başındaki gerek işveren vekilleri tarafından sendikaya iyi bakmadığını söylüyor. Ben de buradan diyorum ki o işverenlere, sendikaya iyi bakmayan arkadaşlarımıza mobbing baskı uygulayarak işten çıkarma tehdidiyle karşı karşıya bırakanlara, siz de memur sene üyesiniz, başka bir sendikaya üyesiniz. İstifa edin o zaman sendika kötüyse. Devletimiz bu hakkı bize vermiş. Siz de sendikalı olun, toplu sözleşme masasına gelin. Sizler de sendikalı memurun, işçinin aldığı haklardan faydalanın demiş. Bu devletin bize vermiş olduğu bir hak. Bu haktan dolayı da bizi engelleyenlere ben buradan şunu söylemek istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 117 ve 118. maddeleri bir sendikaya üye olan işçiyi mobbingle, baskıyla işten çıkarmaya kalkarsan 6 ay ila 1 yıl hapis cezası hükmü var. Mobbing baskı suçlamasından dolayı da 1 ila 3 yıl hapis cezası var. Artı 12 bin lira ile 24 bin lira sendikal tazminatı var. Arada geçirdiği boşluklardan dolayı da sosyal güvenlik kurumu ödemeleri var. Buna benzer bir sürü cezai yaptırımlar var. Bundan dolayı ben buradan özel güvenlik görevlisi olan çalışan arkadaşlarıma şunu vurgulamak istiyorum. Korkunun acele faydası yok arkadaşlar. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Ben her zaman için Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası olarak Konya bölgesinde çok büyük yetki aldığımız kurumlarda bunu arkadaşlarımıza da dile getirdik. Biz bir ve beraber olursak örgütlü bir gücün önünde de hiçbir engel duramaz. Gelin sizler de bu hak kervanına katılın. Haklarımızı demokrasi çerçevesinde anayasal hakların bize vermiş olduğu yetki selayetini kullanalım. Örgütlü güç olalım. Toplu sözleşme masasında da istediğimizi alalım diyorum. Bu şekilde bahsetmiş olduğunuz bu şekilde sorunlar çözülmüş oluyor değil mi Sayın Başkan? Kesinlikle. Yani sorunların çözülmesi konusunda bir harranlı olmak var, bir de sendikalı olmak var. Şimdi sendikalı en kötü sendika hiç sendikası olmaktan yineğidir. Bizim sendikamıza üye olan arkadaşlarımız bizi beğenmedi mi? Yolu açık olsun. Başka bir sendikaya gidebilir. Orayı beğenmedi mi? Yolu açık olsun. Başka bir sendikaya gidebilir. Ama yeter ki sendikalı olsun. Çünkü sendika bir iş yerinde o işçinin arkasında durabilecek güce sahiptir. Orada bir haksızlık varsa biz sendika olarak orada meslektaşımızın yanında oluruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde siz çok değerli basınımızın güzde temsilcilerine, değerli kardeşlerimize, kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Bütün özel güvenlik görevlisi olarak çalışan meslektaşlarımız da Türk İş'e bağlı, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası çatısı altında toplanmaya davetimi arz ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.